Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir bilgisayar incelemesi yapacağız. Biliyorsunuz son dönemde pandemi koşulları nedeniyle uzaktan çalışmak artık hayatımızın vazgeçilmez bir seçeneği haline gelmiş durumda. Tabii ki her iş böyle uzaktan çalışmayla yapılacak derecede değil. Fakat söz konusu eğitim ve ofis işleri olduğunda artık her yer iş yerimiz ya da okulumuz oldu diyebiliriz. Bugün genele baktığımız zaman pek çok iş kolunda uzaktan çalışma modeline geçirmiş durumda. Uzaktan çalışma modeli denildiğinde de laptoplar ayrı bir önem kazandı. Neden? Çünkü insanlar bu bilgisayarları alıyorlar. Diledikleri kafeye, parka, ne bileyim istedikleri yere giderek oradan uzaktan çalışma deneyimiyle diledikleri gibi işlerini yürütebiliyorlar. İşte bugün sizlere tam olarak böyle bir bilgisayarı inceleyeceğiz arkadaşlar. Bugünkü inceleme kolumuz Dell XPS 15 9500. Dilerseniz şimdi bu bilgisayarın detaylarına birlikte göz atalım. Evet arkadaşlar, her zaman olduğu gibi yine incelememize tabii ki bilgisayarımızın tasarımıyla başlayalım. Burada gayet güzel, göze hoş gelen bir cihazla karşı karşıyayız. Dell burada CNC ile özel işlenmiş alüminyumdan imal edilmiş bir gövdeye yer vermiş. Zaten bilgisayarı ilk tuttuğunuzda bu cihazın malzeme kalitesinin ne denli yüksek olduğunu anlayabiliyorsunuz. Karbon fiber kompozitten üretilen bir yüzeye yerleştirilmiş klavye ki bu da gerçekten hoş görünmesini sağlıyor. Baktığınız zaman klavyenin arka planında ne kadar kaliteli bir malzeme kullanıldığını görebiliyorsunuz. 15 inçlik bir ekran söz konusu. Bunu hemen merak edenler için söyleyelim. Dolayısıyla burada ekran büyüklüğünün son derece ideal olduğunu söyleyebiliriz. Yan ve üst çerçeveler olabildiğince ince tutulmuş. Webcam burada üst çerçeveye yerleştirilmiş. Hani o kadar iyi bir işçilik yapılmış ki burada gerçekten. Diyorsunuz ki yani webcam bu kadar ince bir çerçeveye nasıl yerleştirilebilir? Çünkü bizim daha önce incelediğimiz bilgisayarlarda arkadaşlar çerçeveyi bu kadar ince tuttuklarında webcam'i farklı yerlere konumlandırabiliyorlardı. Neden? Çünkü işte bu çerçeveye incelttik. O yüzden incelttiğimiz için webcam'i buraya koyamıyoruz gibi bahaneler sunuyorlardı üreticiler. Fakat Dell çok ince bir çerçeve kullanmasına rağmen webcam'i bu üst kısma koymayı başarmış. Bu şu yüzden önemli. Webcam'i farklı noktalara koydukları zaman, özellikle bu bilgisayarı iş ortamında kullanacağınız zaman webcam'in nerede konumlandırıldığı çok büyük önem arz ediyor arkadaşlar. Mesela bazı üreticiler klavyeye vesaire koyuyorlar. Klavyeye konulduğunda çok da fotojenik bir görüntü ortaya çıkmıyor. Genel itibariyle laptoplar söz konusu olduğunda webcam'in en iyi konumlandırılma noktasının bu üst çerçeve olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada Dell'in gayet başarılı bir işçilik gerçekleştirdiğini söyleyelim arkadaşlar. Ekrandan bahsetmişken şunu da belirtelim sizlere. Burada arkadaşlar Dell iki farklı seçenek sunuyor. Full HD Plus ya da Ultra HD Plus seçeneklerinde iki farklı ekran tercih edebiliyorsunuz. Burada Infinity Edge denilen özel bir ekran teknolojisi söz konusu. HDR desteği mevcut bu ekranda ve 500 nitlik parlaklık veriyor sizlere. Dolayısıyla öyle yansıma vesaire söz konusu olmuyor çok fazla. Ayrıca dışarıda, parkta vesaire çalıştığınız zaman da parlaklığı çok yüksek olduğu için gün ışığında dahi, yani güneş böyle çok fazla olduğunda dahi ekranda rahat bir şekilde bütün detayları görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi tasarım söz konusu olduğunda bizim önem verdiğimiz unsurlardan bir tanesi de nedir? Ağırlık. Neden ağırlık önemli arkadaşlar? Çünkü biz bu bilgisayarı diyoruz ki dilediğimiz yere götürüp orada çalışabilelim. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olduğunda bu bilgisayarın ağırlığı bizim için büyük bir önem arz ediyor. Bu bilgisayar tamı tamına 1.8 kilogram arkadaşlar. Genele baktığımız zaman 2 kilogramın altında olduğu için kabul edilebilir seviyelerde diyebiliriz. Çünkü bu bilgisayarda harici bir ekran kartı da bulunuyor. Buna zaten birazdan değineceğiz. Genel itibariyle baktığımız zaman harici ekran kartına sahip olan bilgisayarların ağırlığı rahat bir şekilde 2 kiloyu geçiyor. Kaldı ki burada Dell'in alüminyumdan üretilen bir gövde kullandığını da hesaba katarsak ağırlığın son derece düşük kaldığını söyleyebiliriz sizlere. Bilgisayarın malzeme kalitesini göz önünde bulundurduğumuz zaman ağırlık özelinde bilgisayarın gerçekten hafif olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar gelelim cihazımızın giriş ve çıkış portlarına. Cihazın sol tarafına baktığımız zaman iki tane Type-C girişi görüyoruz.
Sağ tarafa baktığımız zaman ise bir adet hafıza kartı girişi, bir adet tip C girişi ve kulaklık girişini görüyoruz. Burada aklınıza şu soru gelebilir. Ya ben normal USB'leri falan bağlayamayacak mıyım? Tabii ki bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu cihazın içerisinden bir tane küçük bir bağlantı aparatı çıkıyor. Bu bağlantı aparatını tip C yuvasından bağladığınız zaman size bir adet USB 2.0, 1.0 normal USB'leri bağlayabileceğiniz bir giriş ve de HDMI çıkışı sunuyor. Dolayısıyla bu giriş sayesinde rahat bir şekilde HDMI çıkışı alabiliyorsunuz ya da diğer USB belleklerinizi bağlayabiliyorsunuz. Dell'in bunu ayrı satmak yerine kutu içeriğinde de vermesi gayet hoş bir davranış olmuş. Biliyorsunuz bazı üreticiler kalkıyor, tip C'leri döşüyorlar. Sonra tip C aparatını yani dönüştürücüyü farklı fiyatlarla satıyorlar. Dolayısıyla Dell'in burada kutu içeriğinde bu aparata yer vermesi önemli bir artı diyebiliriz. Evet, giriş çıkışlar genel itibariyle bakıldığında bu şekilde. Tasarımdan devam edecek olursak benim değinmek istediğim bir diğer noktada arkadaşlar buradaki touchpad. Touchpad yüzeyi oldukça geniş. Dolayısıyla bu size rahat bir kullanım alanı sağlıyor. Özellikle mobil olarak çalışacaksanız ve ben ya normal fare kullanmayı sevmiyorum, laptopun touchpad'i ile kullanmayı seviyorum diyorsanız gerçekten touchpad'in geniş bir kullanım alanı sunduğunu söyleyebiliriz sizlere. Şimdi genel itibariyle baktığımız zaman bilgisayarımızın tasarımı gerçekten çok güzel. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Peki bu bilgisayarın performansı nasıl arkadaşlar? Bizi asıl ilgilendiren konulardan bir tanesi de bu. Şimdi genele baktığımız zaman iş bilgisayarlarında az önce de belirttiğim üzere çok fazla böyle harici ekran kartı olayına yer vermiyorlar. Yer verseler bile genellikle böyle MX serisine falan yer veriyorlar. Fakat Dell burada ne yapmış arkadaşlar? Ekran kartı tarafında GTX 1650 Ti'ye yer vermiş ki bu ekran kartı biliyorsunuz 4 GB'lık bir ekran kartı ve şu anda halihazırda satışa çıkmış olan bütün oyunları rahat bir şekilde oynamanıza imkan sağlıyor. Zaten biz bu bilgisayarla oyun testleri de yaptık arkadaşlar. Birazdan bu oyun testleriyle de sizleri baş başa bırakacağız. Fakat önce demin de dediğim gibi bir özelliklere değinelim. Bu bilgisayarlarda arkadaşlar yani Dell'in XPS serisinde 10. nesil i7 ya da i9 işlemcilerine yer vermişler. Biz de incelemeye gelen cihazda i7 bir işlemci bulunuyor. Bu işlemcinin zaten performansını biliyorsunuz. Genel itibariyle üst seviye bir performans sunuyor sizlere. Dolayısıyla hani ya bu işlemci beni herhangi bir programda, herhangi bir uygulamada ya da bir oyunda zorlar diye soracak olursanız kesinlikle hayır diyebiliriz. Bu anlamda herhangi bir sıkıntı çekmenize gerek yok. Depolama tarafına baktığımızda bir SSD'ye yer verildiğini görüyoruz. 512 GB ile 2 TB arasında seçenekler mevcut arkadaşlar. Burada hangisi sizin için doğru bir depolama alanıysa onu seçebiliyorsunuz. Eğer ben depolamayı çok fazla kullanıyorum diyorsanız 2 TB'lık seçeneği seçebilirsiniz. Ama ya ben zaten harici depolama alanlarında verilerimi tutuyorum diyorsanız o zaman 512 GB'lık seçenekte işinizi görecektir. SSD ile gelmesi gerçekten güzel. Neden? Çünkü bilgisayarı tamamen hızlandıran bir faktör. Burada değineceğimiz son nokta ise arkadaşlar tabii ki ekran kartımız. Az önce de belirttiğim üzere 1650 Ti ile geliyor bu bilgisayar. Dolayısıyla bu ekran kartıyla şu anda oynayamayacağınız herhangi bir oyun yok. Bu güzel bir şey. Peki oyunlarda nasıl bir performans sunuyor? Biz buna günümüzde böyle popüler olan birkaç tane oyun yükledik arkadaşlar. Dilerseniz şimdi bu oyunlarla sizleri baş başa bırakalım. Bakalım bu bilgisayar hangi oyunda kaç FPS alıyor birlikte görelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayarımızın oyun performansı son derece tatminkar seviyelerde. Yani düşünsenize iş için bir laptop alıyorsunuz ama çıkan son oyunların hepsinde rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada Dell'in rakiplerine oranla birkaç adım öne geçtiğini söyleyebiliriz. Çünkü az önce de belirttiğimiz üzere genel olarak bu şekilde tasarlanmış olan bilgisayarlarda harici ekran kartına çok fazla yer vermiyorlar. Dolayısıyla dahili ekran kartının sunduğu performansa harici ekran kartının sunduğu performans arasında da çok büyük bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar gelelim bilgisayarımızın nasıl bir ses performansı sunduğuna. Burada Dell Cinema Experience dediği bir teknoloji kullanmış. 8 watt'lık ses çıkışı var burada. Dolayısıyla ses çıkışının son derece tatminkar seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz şimdi yaptığımız ses testiyle de sizleri baş başa bırakalım. Evet, geldik en çok merak edilen soruya. Sonuçta dediğimiz gibi hani ofis harici çalışma olduğu zaman
pilin bizler için önemli bir yeri oluyor arkadaşlar. Burada 56 watt saatlik bir bataryamız var ve bu batarya 130 wattlık bir şarj aletiyle desteklenmiş durumda. Yani 90 dakika, 1,5 saat gibi bir sürede tam şarja ulaşabiliyor bu bilgisayar. Ama bizim için önemli olan ne? Tabii ki bu bilgisayarın kullanım süresi. Yani ben bu bilgisayarı evimden alıp çıktığım zaman mesai saatimi tamamen bu bilgisayarla geçirebilir miyim? Hiç şarja takmadan bütün mesaimi bitirebilir miyim? Elbette bunu merak ediyorsunuzdur. Biz bu bilgisayarda arkadaşlar PC Mark 10'un bazı testlerini uyguladık. Bu testlerde bize ofis programlarında, modern ofis programlarındaki batarya süresi ve bilgisayarın genel performans puanını verdi. Batarya süresi gerçekten beklentilerin üzerinde, bunu size söyleyebilirim. Modern ofis testinde sadece yani Word, Excel, PowerPoint gibi programlar gelmesin aklınıza. Günümüzde en çok kullandığımız Zoom gibi görüntülü konuşmaların dahil olduğu uygulamalar da bu testin içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Biz dediğimiz gibi 2 adet test uyguladık bu bilgisayara. Uyguladığımız performans testinde 5033 puan aldı ki bu puanın bu segmentte yer alan bilgisayarların ötesinde bir puan olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü neden? Onlarda harici ekran kartı yok. Olsa bile genel olarak MX serisini kullanıyorlar. Dolayısıyla burada 1650 Ti ile gelmesi önemli bir artı. Modern ofis testinde ise arkadaşlar 11 saat 20 dakikalık bir performans verdi bizlere ki bu sürenin piyasa ortalamasının hayli üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Genel itibariyle piyasada iş odaklı laptoplarda 8-9 saatleri görüyorduk biz, fakat 11 saat 20 dakika burada önemli bir başarı. Düşünsenize, sabah 8'de evden çıkıyorsunuz, neredeyse akşam 8'e kadar bu bilgisayar sizi idare edebiliyor. Yani ben bu bilgisayarı tam şarjda alıp dışarıdan çalışma aktivitesine girdiğim zaman beni bütün gün rahat bir şekilde ofis programlarına vesaire idare edebiliyor arkadaşlar. O açıdan uzaktan çalışmak için ya da uzaktan eğitim için güçlü bir bilgisayara ihtiyacım var, pili de beni bütün gün götürsün, ihtiyaçlarımı karşılasın diyorsanız Dell XPS 15 9500 bu noktada ihtiyaçlarınızı tamamen karşılayacaktır. Dell bu bilgisayarda genel olarak kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmış. Yani sadece ofis kullanıcıları değil, bunun haricinde oyunlardan da hoşlanan kitleye hitap etmeye çalışmış. Dolayısıyla hem oyun için ayrı bir bilgisayar, iş için ayrı bir bilgisayar almak yerine bu bilgisayarı alarak ikisini tek bir gövdede, tek bir pakette halledebilirsiniz arkadaşlar. Bu cihaz hem oyun anlamında hem de normal uzaktan çalışma, uzaktan eğitim gibi alanlarda işinizi rahat bir şekilde görecektir. Eğer kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa bizlerle paylaşabilirsiniz yorumlar kısmında. Biz de elimizden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum sizlere. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.